Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle Petkoviç detayımız var. Bakasetas detayımız var. Bakasetas'a yapılan teklif ortaya çıktı. Petkoviç ile alakalı Bielisa'dan ilk defa bir açıklama geldi. Resmi bir açıklama. Tabi Sevilla'da raketiş iddiaları geldi. Flavio'ya teklifler var. Bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Gene Yunan medyasında çıkan haberler var. Orç için bir basın toplantısı var. Petkoviç ile alakalı bir değerlendirme yaptı. Bütün bu detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle tabi Raketic önemli bir oyuncu. Hırvat mil takımının oyuncusu. Dünya çapının hepimizin tanıdığı bir isim. Şimdi çok fazla mesaj aldım. Şaşırdım bir baktım. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı? Bir iki kişiyle de konuştuk. Böyle bir şey yok. Ama Sevilla tabii ekonomik krizinden dolayı oyuncularını satış listesine koymuş. Tabii Raketic de 35 yaşına gelmiş. Hani gerçekten çok büyük bir karakter, çok büyük bir oyuncu. Ve e, merkezde oynuyor. Marikam Şıkayar'ın bir oyuncu alacağız deyince hemen akla Raketic geldi. Taraftarlarımızdan Ertuğrul Doğan'a böyle bir istek geldiğinin e, haberleri var arkadaşlar. Hani kulübümüz tarafından bir Raketic haberi. Şu an için yok arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Çok fazla bana mesaj yazmışsınız. Nedir ne değildir abi heyecanlanan kardeşlerimiz var. Genç kardeşlerimiz mutlaka çok heyecanlandığını düşünüyorum. Bu isim heyecanlandırır. Tabii ki de heyecanlı. Yaşı 35 de olsa, yaşı 38 de olsa, 40 de olsa bu isim heyecanlandırır. Dünya yıldızı önemli bir karakter. Ama böyle bir şey şu an için yok arkadaşlar. Benim aldığım bilgi bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Bu tamamıyla taraftarlarımızın Hani Sevilla'da boşa çıktı diye bir e, genç kardeşlerimizin heyecanı diye düşünüyorum arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Tabi bir Abdülkadir parmak kampa götürmedik. Yerli bir oyuncu. Bana göre Abdülkadir Parmak bir kampı görmesi gerekiyordu. Benim düşüncem götürmemişler. Saygı duyuyorum buna. Çok fazla niye gitmedi, niye geldi bunu konuşulacak bir oyuncu olmadığını biliyorum. Ama götürülebilirdi arkadaşlar. Flavio'ya iki tane teklif gelmiş. Tabii sizlere daha önce de söylemiştim. Bizim kiraladığımız... Arap takımı oyuncu e, çok memnun kaldı. Hatta ve hatta Flavio'nun oynadığı maçları kaybetmediler. Flavio sakatlandıktan sonra biraz e, sıkıntıya girdi, bir sürece girdiler. Flavio geldiğine bir bayram havası sesmişti. E, El Tavon takımı şimdi e, tekrardan kiralık e, hamlesini yapmışlar. Satın alma opsiyonu vardı, bunu kullanmadılar. Tabi. Kampa gidince baktılar ki Trabzonspor takımımız e, kampa götürüyor. Acaba kadroda mı düşünüyor diye bir kafada tereddüt oldu ve tekrardan bir hamle yaptığını iddiası var. El Tavon takımı ve Curezeiro'nun Cure e, bir ikinci takımı, ikim, bir ikinci takım daha var gene. Brezilya'dan galiba. İki takımın da kiralamak istediği amaç bir şekilde. Bon servis vermemek vermek istemiyorlar, vermeyecekler gibi duruyor. Sadece arkadaşlar planlama şu şekilde. Götürelim biz onun yükünü maaşını öderiz. Siz rahat edin gibi bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Ama Trabzonspor takımı da bir sene kalmış sözleşme. Artık Flavio'yu da bir şeyler kazanmak istiyoruz. Gönderelim ama oradan da bir para kazanalım. Hiç değilse bir zarardan da bir zararı da düzeltelim istiyor yönetimiz. Doğru bir karar. Flavio sıradan bir oyuncu değil. Bana göre Trabzonspor takımımız hani ee, şimdi kiralayacaksın bir sene sonra sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Ee, yani buradan bir şekilde iddiaya göre 1 milyon euroya yakın bir para beklentisi var ki şu an şu dönemde yani kimi gitsen 1 milyon eurodan aşağı kapıyı açmaz. Kimi gitsen almaya çalışsan başka bir takımdan ki Flavio'da 1 milyon euro eder yani. Bir şekilde bir para vermeleri gerekiyor. Trabzonspor takım bu kozu tutuyor ama şöyle de bir detayımız var arkadaşlar. Bizi hepimizi ilgilendiren bir detay. 16 tane yabancı var. Latimi, Koita, Caneni'ye düştüğün zaman 13 tane yabancı var. Şimdi yabancı oyuncu getirebilmek için işte Flavio'yu gönderdin diyelim. 12 tane yabancı kaldı. Yani Flavio'yu bizim göndermemiz herhalde burada gerekecek. Böyle de bir sıkıntı var. Tabii bunu da öngörüp böyle bir bekleyiş içerisine girerler mi? Girerler ama ilk etapta bir yoklayalım biz aman ne oluyor gibisinden bir düşünce olmuş olabilir. Orsiç'ten bir Petkoviç açıklaması var. Onu da sizlerle beraber paylaşacağım. Daha sonra Nenad Bielis'in açıklaması, Bakasetas detayımız ve Zigernagel detayım var. Onu da sizlerle paylaşarak videoyu sonlandıracağım. Özellikle pet ile alakalı ve Bakasetas ile alakalı çok önemli iki oyuncuyla alakalı gelişme var. Bunu şimdi sizlerle konuşacağız. Bruno Petkovic ile alakalı haberleri ben de duyuyorum. Eğer Petkoç ile tekrar oynama şansım olursa tabii ki bundan mutluluk duyarım. İki tane Hırvat isim, iki tane arkadaş beraber de top oynamışlar. iyi işler yapmışlar. Birbirlerinin bugünlere gelmesinde büyük katkılar sağlamış iki oyuncu. Orsic bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hani inceledim, baktım. Çok fazla karşınıza getirebileceğim bir şey göremedim. Bu Petkoviç düşüncesini söyledi. Ben de duyuyorum dedi. O da mutlaka konuşuyordur da Petkoviç ile, Geldiği zaman çok mutlu olacaktır. Hani biz Şimdi ben bir takıma gitsem burada Türkiye'de milli takımdan bir arkadaşımın adı gelse hemen kontağı kurarız. Nedir, ne değildir, işte para ne durumdadır, şehir nasıldır, o nasıldır, hoca nasıl, takım nasıl, oyuncular nasıl, takım işte geçen kariyerin takım neler yapmış. Bunların bilgisini alırsın. Şu an iddia diyorum ki Orçic ile işte her gün, her sabah, her akşam konuşuyorlardır. Zaten kamplarımız aynı. Yan yana sağlardı. idmanlar yapıyoruz artık. Petkoç e Artık defteri ne olacak onu şimdi önemli bir kritik açıklama var. Onunla beraber değerlendireceğiz. Ziger Nagel'e geleceğim. tas ve Petkoviç'le da videomuzu tamamlayacağım arkadaşlar. Ziger Nagel'e Trabzonspor takımın isteği devam ediyor. Bu isim bir kere Olympiakos takımıyla işte Mark Batra, Maxi Gomez, Ziger Nagel arada da bir para. Bu isim Takasta kullanılacak. Ziger Nagel'e biz... Hani ne kadar mal sayacağız? Ne kadar hani bilmiyorum mu sayacaklar bir buçuk mu iki sayacaklar bilmiyorum ama şimdi Olympiakos takımı Yunan basını her gün yazıyor çiziyor. Biz nasıl Petkoviç'i konuşuyorsak orada her gün zikerine gel işte Maxi Gomez Batra takası konuşuluyor. En son gelen Yunan medyasına çıkan haberde de iki buçuk milyon euro teklif artı zikerine gel yani Mark Batra ile. Maxi Gomez'e 2,5 milyon euro artı Ziger veriyorlarsa arkadaşlar böyle bir e, pazarlık, böyle bir alışveriş söz konusu dahi olmaması gerekiyor. Gerçekten e, sıkıntı. Çünkü yani Mark Batra'ya 1-1,5 teklif ediyorlar. Ziger Nagel'i koyuyorlar. Üstüne de Maxi Gomez için 1 milyon koyuyorlar gibi bir durum var. Bu çok skandal. Biz Maxi Gomez'den ve Batradan buradan cebimize 5 milyon koyma planımız var. Artı Zigernagel'i alma planımız var. Üzerine de bu şekilde bir planlamamız var. Ben iddia ediyorum Mark Batra'yı ve Maxi Gomez Olympiakos'a giderse Olympiakos'u bu iki oyuncu şampiyon yapar. Ben bunu iddia ediyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Yani bu kadar iki, iki tane kaliteli ismi bu kadar ucuzda kapatmak da yani mümkün değil minimum buradan yani 5 milyon bekliyoruz da bari 400 gelne geldense eyvallah bir şekilde diyeceğiz ki bu iki oyuncunun da bir maliyeti var. İşte Olimpia ki ya o farkı işte maliyetleri de biz ödeyeceğiz falan diyorlarmış ama yani işte çok para verdiğin için kurtulurken, kurtulmak istediğin zaman takımın bütçesini düşürtmeye çalıştığın zaman sıkıntı oluyor. Hani tamam bırak. Şimdi Olympiakos bu adamlara 4 milyon verdiğini düşünün. E, maliyetler ne olacak? Adamlara 10 milyona patlayacak bu adamlar. Ve uzun bir sözleşme isteyecek bunlar. Trabzonspor takımında istediği gibi orada da uzun bir sözleşme isteyecek. İşler orada kötüye gittiği zaman bu sefer Olympiakos bunlarla boğuşacak. Ha bizim gibi onlar sıkıntı yaşamaz. Onlar çat 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 veriyorlar abi. Onlar bir şekilde satıyorlar. Onlardaki oyuncu bir, bir şekilde kıymetleniyor. Ben anlamıyorum. Yani Ziger Nagel gibi bu oyuncu yani şu an orada iteklenmiş, bir tarafa atılmış bir oyuncu, geçen sene başka yere gönderilmiş bir oyuncudan sen sıkıntı yaşıyorsun, tak diye getiremiyorsun. İşte takaslar, onlar, bunlar birçok şey konuşuluyor. Olympiakos'tan geçtiğimiz sezonlarda da oyuncular istedik, bir türlü alamadık. Biraz orada sıkılar arkadaşlar, sıkılar. Hani zarar etmemeye çalışıyorlar mümkün olduğunca. Daha disiplinli gibi geliyor bana bu transfer konusunda. Şimdi sizi geçtik. Bakasetas arkadaşlar bakın Trabzonspor takımı sizlere ben 6 aydır konuşuyorum minimum. Teklif yapılması lazım dedik. Nitekim gelinen noktada kamptan önce bitirilmesi lazımken bitirilmedi ama Bakasetas'a 1 milyon 750 bin euroluk bir teklifte sunduğumuzun zaten 1.250 alıyordu. 1.750.000 bin euro 3 senelik bir sözleşme teklif edilmiş. Tabi 2. 3. senesinde bu para artıyor mu artmıyor mu bilmiyorum ama şu anki gelen bilgi 1.750.000 bin euro. Bakın arkadaşlar 30 30 yaşında bir Bakasetas'tan bahsediyoruz. Son transferini yapacak Bakasetas. Milli takımın kaptanı. E, Trabzonspor takımımızın önemli oyuncusu. Uzaktan atıyor. Frikik katıyor. Çok e, önemli bir isim. Bonuslarla beraber falan filan doldurup zirveyi vermemiz lazım. Şu an de gözükmüyor. 1.750 bin euro. Ve Bakasetas'a daha iyi teklifler geleceğini düşünüyorum. Bu verdiğimiz teklif. Bakasetas'ın kabul edip etmeyeceğini göreceğim ama mutlaka Bakasetas bir pazarlık yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Bakasetas'ın 30 yaşında ve kazanacağı bence en önemli sözleşme. Evet Bakasetas bizim için çok önemli. Trabzon'u çok seviyor, ülkemizi çok seviyor, Trabzonspor'u çok seviyor. Buraya çok şey borçlu ama adam da kendi menfaatlerini düşünmek zorunda. Bu bir profesyonelliktir pazarlık yapacaktır arkadaşlar. 1.750.000 Euro'dan bir teklif verildiyse kulübümüze belki pazarlık yapmadığına işte böyle biz bir teklif verelim bunu ikiye çekeriz, bonus ekleriz düşüncesi olmuş olabilir ama ben Tepe'yi vermeleri gerektiğini düşünüyorum. verilen teklifi bilmiyorum. 3 senelik bir sözleşme teklif edildi. 33 30 yaşında Bakasetas, 33 yaşında sözleşmesi bitecek. Tabii daha sonraki durumunu göreceğiz ama iyi bir teklif. Şimdi Nenad Biyelistan'ın açıklaması oldu Hırvat basınına. Zaten bizim antrenmanlarımızı orada sorduğumuz kişiler anlatıyor. Hem Hırvat basını inanılmaz bir şey, yoğun bir şekilde takip ediyor. Hem Türk basını inanılmaz bir şekilde takip ediyor. Nerede idmanı 20-30 tane basın mensupları takip ediyor. Müthiş bir atmosferde idman yapılıyor. Çünkü Hırvat basını Nenad Belisay'ı yakından takip ediyor. E, bizi yakından takip ediyor. E, bir Petković durumu var şu an ortada. Orç e Orsic bizim takımımızda Hırvat. Yani güzel bir Hırvatlarla güzel bir ilişki var kampta. Tabii bu transfer nasıl olacak? Bielisa hep kapalıydı abi. Hep kapalı kutuydu. Hiçbir şekilde Petkovic'in adını geçirmiyordu. Türkiye'de Trabzon'da yaptığı basın toplantısında ısrarla Petkovic sorusuna adam ağzını almıyordu abi Petkovic. Ama artık o da dayanamadı. Hırvatlar sordu. Hırvatlara bir açıklamada bulundu. Petkovic'in e, için istenilen 5 milyon euroluk rakamlar var. Biz bu rakamlara çıkamayız dedi arkadaşlar. İlk defa resmi bir ağızdan böyle bir açıklama geldi. Biz bu çıkamayız dedi. Zor gibi duruyor ama hani bitmiş diye bir şey söyleyemeyiz şu anda tabii ki de ama zor gibi gözüküyor dedi. Bu bir pazarlık stratejisidir. Biz bu paraları çıkamayız deyip Hırvat kulübün Beklentisini aşağı düşürüyor. Tabi aralarda Yemler, Kulonovic'ler, onlar, bunlar işte e, Onaji'ler bir sürü isimler konuşuyoruz. Bunlar da biraz yemleme de olabilir. Basına sızdırılmış gibi yapılan aslında olmayan haberler de olabilir. Stratejik hamleler bunlar arkadaşlar. Bu da önemli bir detaydı Trabzonspor takımımız için. Nenat Bielistan'dan resmi ilk birinci ağızdan. Çünkü Nenat Bielistan'ın listesinin başı olduğunu artık bilmeyen yoktur. Yani e, Türk ve Hırvatlardan herkesin bildiği bir isim bu. Ama biz Nenat Belisa bugüne kadar saklıyordu. Dün yapmış olduğu röportaj da bu şekildeydi. Bakasetas detayımız ve Petkoş detayımız vardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince gene bir değerlendirme yaptım. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.